Küresel Bakış'a hoş geldiniz. Ben Eda Özdemir. Uluslararası gündem maddelerini ele alıyor olacağız bugün de. Orta Doğu'yu konuşmaya devam ediyoruz. Diğer bir yandan yaklaşan Amerikan seçimleri var. Bununla birlikte bölgede dengeler nasıl şekillenecek? Sonrası için öngörüler neler? Değerlendiriyor olacağız. Beyaz Saray'dan gelen açıklamalar, İsrail'in İran'a yapacağı misilemeye ilişkin belgelerin sızdırılması ihtimaline karşın endişeli olunduğu yönünde. Özellikle de Başkan Joe Biden'ın, Beyaz Saray ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in İran'a saldırı hazırlıklarını içeren ABD istihbarat belgelerinin Telegram hesabına sızdırıldığı iddialarıyla ilgili derin endişe içinde olduğunu söyledi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında konuştu. İsrail'in İran'a saldırı hazırlıklarını içeren ABD istihbarat belgelerinin sızdırılmasıyla ilgili sorular üzerine Kirby, bu belgelerin kamuya açık hesaplara nasıl ulaştığını şu an bilmediklerini belirterek, başkan kamuya açık olmaması gereken gizli bilgi konusunda derin endişe duyuyor ve bu kabul edilemez bir şey, derinden endişeliyiz dedi. Kirby, Savunma Bakanlığı tarafından söz konusu olayın sızıntı mı yoksa siber saldırı şeklinde mi gerçekleştiğinin tespiti için soruşturma yürütüldüğünü kaydederek, başkan bu olayın nasıl gerçekleştiğini anlamak için soruşturma sürecini aktif olarak yakından izliyor diye konuştu. Middle East Spectator tarafından 18 Ekim'de Telegram'da paylaşılan ve ABD istihbaratına ait olduğu belirtilen 15-16 Ekim tarihli belgeler yankı uyandırmıştı. İran'la bağlantılı Telegram hesabından yapılan paylaşımda ABD istihbaratından bir kaynak, İsrail'in İran'a kapsamlı saldırı için yaptığı hazırlıkları detaylandıran 15-16 Ekim tarihli Ulusal Jeo Uzamsal İstihbarat Ajansı'na ait son derece hassas ve çok gizli ABD istihbarat belgesini bizimle paylaştığı ifadesi yer almıştı. Belgelerde İsrail Hava Kuvvetleri'nin üstlerinde son zamanlarda gerçekleştirilen ve İran'a saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen bazı saldırı planları ve mühimmat ikmali gibi stratejilerinin detaylı olarak anlatıldığı belirtilmişti. Söz konusu belgelerde ayrıca İsrail ordusunun İran'a saldırı hazırlıkları kapsamında savaş uçakları, insansız hava araçları ve karadan havaya füzelerle tatbikat yaptığına işaret edilmişti. İsrail bölge saldırılarını sürdürürken İsrail'e yapılan silah yardımları da tartışmalı bir konu olarak karşımıza çıkmaya devam ediliyor. Son dönemde Almanya'da yapılan bir halk oylaması halkın çoğunluğunun bu silah satışlarına karşı olduğunu ortaya koydu. Almanya'da yapılan anket halkın %60'ının İsrail'e silah teslimatlarına karşı çıktığını ortaya koydu. Borsa araştırma şirketi Stern dergisi için 17-18 Ekim tarihlerinde telefonda 7000 kişiyle anket yaptı. Ankete katılanların %60'ı Almanya'dan İsrail'e silah ihracatına karşı olduklarını beyan etti. İsrail'e Almanya'dan silah teslimatlarının sürmesine destek verenlerin oranı %31'de kaldı. Ankete katılanların %9'u ise kararsız olduklarını ifade etti. Doğu Almanya'da ankete katılanların %75'inin İsrail'e silah sevkiyatına karşı çıkması dikkat çekti. Öte yandan Almanya, İsrail'e silah satışını son haftalarda yoğunlaştırmıştı. Irak'tan gelen son açıklamalar da bölgedeki gerginliğe işaret ediyor. Lübnan ve Gazze'deki olası şu anki savaşlar yeni çatışmaları da doğurabilir şeklinde bir açıklama Dışişleri Bakanı'ndan geldi. Hüseyin, İsrail'in Gazze şeridi ve Lübnan'daki saldırılarının devam etmesi durumunda bölgede yeni çatışmaların çıkabileceğini belirtti. Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Hüseyin, Avrupa turu kapsamında gittiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Başbakan Plenković'le bir araya geldi. Görüşmede İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları karşısında ortak bir pozisyon sergilemek için koordinasyon kurulması konusu ele alındı. Hüseyin görüşmede Gazze ve Lübnan'da savaşın devam etmesinin diğer bölgelerde de yeni çatışmaların ortaya çıkmasına neden olabileceği uyarısında bulundu. Irak Dışişleri Bakanı bunun önlenmesi için İsrail'e daha fazla baskı yapılması gerektiğini ifade etti. Hüseyin 16 Ekim'de İrlanda, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Fransa'yı kapsayan bir Avrupa turuna çıkmıştı.
Batılı ülkelerin Rusya'ya izolasyon çabaları sürerken Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkentinde BRICS Liderler Zirvesi başladı. Detayında BRICS'in bu yılki Liderler Zirvesi birliğe yeni katılan üye ülkelerle genişlemiş haliyle ilk defa düzenleniyor. Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu BRICS ülkelerinin liderleri Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da birliğin genişlemesi, ticarette dolarsızlaşma ve bölgesel çatışmalar ana gündemleriyle bir araya geliyor. Kazan'da bugün başlayan BRICS Liderler Zirvesi'nde 30'dan fazla ülkenin temsil edilmesi bekleniyor. Bu yıl Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılmasıyla üye sayısı 9'a çıkan BRICS, Ukrayna Savaşı'nın ardından Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle son yıllarda daha fazla gündeme geliyor. Kazan'da başlayan zirvenin ilk gününde BRICS ülkelerinin liderlerin ve üst düzey yetkililerin toplantılar gerçekleştirmesi planlanırken, zirvenin ikinci ve üçüncü günlerinde ise misafir ülkelerden yetkililerin katılımı bekleniyor. Rusya'nın 2024 için dönem başkanlığı yaptığı BRICS'in genişlemiş haliyle ilk defa düzenlenen bu yılki liderler zirvesi, Batılı ülkelerin Rusya'yı izole etme girişimlerinin devam ettiği bir dönemde ayrı bir öneme sahip bulunuyor. Kamala Harris'in açıklamalarına bakalım. Trump bir daha kazanırsa bunun ciddi sonuçları olacak diyor. Demokratların adayı seçimler yaklaşırken detayında ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'ın bir kez daha başkan seçilmesinin son derece ciddi sonuçları olacağını savundu. Harris, ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaptığı açıklamada ABD eski başkanı Trump'ın ciddiyetsiz bir adam olduğunu iddia etti. Kamala Harris, Trump bir kez daha ABD başkanı olmasının sonuçları son derece ciddi olacaktır dedi. Donald Trump başkan olsaydı Putin Kiev'de oturuyor olacaktı diyen Harris, Trump'ın hayranlık duyduğu ve güçlü olarak gördüğü kişileri memnun etmek istediğini söyledi. Harris, Trump'ın pandemi döneminde COVID-19 testlerini kişisel kullanımı için gizlice Putin'e gönderdiğini belirtti. Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını bir günde çözeceğini savunduğuna değinen Harris, Amerikalılar olarak ABD başkanının böyle bir meseleyi teslimiyet yoluyla çözmesi gerektiğini düşündüğümüzü sanmıyorum diye konuştu. Tüm dünyanın ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerini izlediğini dile getiren Harris, ABD müttefiklerinin seçimler konusunda endişeli olduğunu söyledi. Devam edelim. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden öğretim üyesi Doktor Ceyhun Çiçekçi bizlerle. Ceyhun Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle Amerika'dan gelen İsrail'in olası İran misillemesine ilişkin açıklamaları size sorarak başlamak isterim. ABD Başkanı Joe Biden son verdiği demeçte İsrail'in yapacağı misillemeye dair bilgilerinin olduğunu belirtti fakat detay vermedi. Yine geçtiğimiz günlerde Savunma Bakanı Austin'se yaptığı açıklamada İsrail'in saldırısının tam olarak ölçeğinin, kapsamının ne olacağını söylemek zor. Bu İsrail'in karar verebileceği bir şey demişti. İran'dan gelen açıklamalarda Amerika'nın böyle bir bilgi dahiliyeti veya kendi dahiliyeti varsa bu Amerika'yı suç ortağı yapar şeklinde oldu. Amerika'dan gelen açıklamaları ve şu anda beklenen misillemeyi nasıl değerlendirmek lazım? Tabii söz konusu İran olunca konu biraz daha hassaslaşıyor ve stratejik bir boyut kazanıyor. Nihayetinde İran'a yapılacak bir müdahale ve bunun ebatları bizi çok daha büyük bir takım sürüklenmelere
ya da daha büyük savaşlara sürükleyebilir olarak ifade edelim. Onun için İran'a yapacağı müdahaleyi haliyle Amerika Birleşik Devletleri'yle istişare etmesi çok doğal. Yani Biden'ın açıklamalarını ben daha samimi buluyorum. Muhtemelen tüm detaylarına da vakıflar. Kaldı ki zaten bu süreçte Biden yönetimi defaatle İsrail'in vurması ya da vurmaması gereken stratejik noktaları özellikle belirttiğini biliyoruz. Mesela petrol rafinerilerini, petrol tesislerini vurmaması yönelik bir takım açıklamaları olmuştu. Hakeza nükleer tesislerine bir takım hamleler yapmaması gerektiği noktasında açıklamalar yapmıştı. Austin'in açıklamalarını ise daha ziyade Biden'ın açıklamalarını dengeleyici ve İsrail'i daha onore edici bir noktada belki konumlandırabiliriz. Çünkü İsrail nihayet de evet, bağımsız bir ulus devlet ve kendi kararlarını kendisi verebilir minvalinde bir açıklama yapılmış görünüyor. Ve Biden'ın açıklamalarına nazaran yani Amerika Birleşik Devletleri'ne her konuyu, her hamlesini danışan bir ülke olma görüntüsünden de sıyrılabilmesi adına Austin'ın açıklamaları daha dengeleyici bir içerik sunuyor. Bu gözüküyor. Fakat nihayetinde İsrail'in İran'a yapacağı müdahale ve özellikle İsrail'in tabii ki hükümetin koalisyonun yapısı, kompozisyonu bu müdahalenin boyutlarını kestirmemizde biraz daha tabii güçlük çekmemize vesile oluyor. Özellikle hükümetteki tabii aşırı sağcı unsurlar İran'a yönelik daha köktenci bir takım çözümler, daha radikal bir takım hamleler yapma gerekliliğini her fırsatta dile getiren unsurlar. Bu çerçevede biraz bir muğlaklık var. Fakat ben nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konudan habersiz olabileceği kanaatinde değilim. Bu misilleme saldırısı muhtemelen tüm detaylarıyla önceden belki de hatta Amerikalılarla birlikte planlanmış bir biçimde şu anda masada bekliyor olabilir. Amerika'nın konuştuğumuz gibi bilgisi dahilinde ise o halde önceki uyarılar paralelinde nükleer tesislerden ziyade askeri tesislerin altyapının hedef alınacağını öngörebilir miyiz? Evet, muhtemelen askeri üslere yönelik bir takım hamleler olabilir. Kaldı ki zaten halihazırda İsrail-Hizbullah çatışmasında da benzer bir takım hamleler görüyoruz. Hizbullah özellikle İsrail'in askeri üslerine yönelik saldırılar düzenliyor. İsrail'in de İran'da benzer bir yolu tercih edeceği kanaatindeyim. Daha stratejik noktalar, elbette askeri üsler de bu noktada stratejik bir hüviyet sahibi. Nihayetinde bu bağlamda bir müdahale elbette bir misilleme olarak isimlendirilecek ve görece iki ülke arasındaki tırmanmayı da görece sükunete ulaştırabilecek bir saldırı biçimi olabilir. Irak Dışişleri Bakanı'nın da açıklamaları var. Haber turunda yer verdik. Gazze ve Lübnan'daki savaş yeni çatışmalar doğurabilir şeklinde ve gerilim sürüyor. Farklı müttefiklerden ateşkes çağrıları gelse dahi şu anda çatışmalar sürüyor. Yeni çatışmalara da sebebiyet vermesi söz konusu olabilir mi mevcut savaşların? Bu mevcut savaşların zaten en başından beri en büyük yarattığı korku savaşın bölgeselleşmesi noktasındaydı. Tabii ilk başta Gazze'de bir süreç başladı. Akabinde Lübnan'a sıçradı. Ben de İsrail medyasından özellikle takip edebildiğim kadarıyla bu aralar Ürdün özellikle çok ismi geçmeye başladı. Ürdün hem İsrail'in doğu sınırlarına da tamamıyla hakim olması hasebiyle burada potansiyel bir istikrarsızlaştırıcı bir kimliğe büründürülebiliyor İsrail'li güvenlik ekipleri tarafından. Ürdün'ün ismi sıkça geçiyor. Ürdün'de bildiğimiz üzere zaten 67 savaşından bu yana çok ciddi bir Filistinli nüfusu da bulunuyor, barınıyor. Buradan kaynaklanabileceğini düşündükleri bir takım tehditler var ya da en azından kamuoyuyla bu şekilde lanse ediyorlar. Savaşın bölgeselleşmesi en azından Ürdün özelinde bir takım hamlelerle gerçekleşebilir gibi gözüküyor. Zaten hakeza Suriye üzerinde de bir takım İsrail'in hatta bir takım derken uzunca bir süredir aslında burada saldırıları vardı. Özellikle Suriye'deki İran varlıklarına yönelik bir takım hamleler devamlı sürekli yapıyordu. Ya da Şam'da bir takım operasyonlar düzenleniyordu. Suriye'yi zaten aslında belki de bu sürecin bir parçası olarak saymak gerekir. Evet belki düşük yoğunluklu fakat yani Gazze'deki ya da Lübnan, Güney Lübnan'daki kadar yoğun değil. Fakat düşük yoğunluklu bir biçimde süren bir İsrail'in Suriye'ye müdahalesi durumu söz konusu zaten. Onun için Suriye'yi de zaten bu şeyin içerisinde sayabiliriz, bu potanın içerisinde sayabiliriz. Savaşa elbette Suriye üzerinden de devam edebilir ve özellikle dediğim gibi Ürdün üzerinden ciddi bir takım hamleler muhtemelen düşünülüyor. Şu anda kaldı ki zaten Mısır üzerinden de yine Sina Yarımadası üzerinden bir takım İsrail'in buralarda operasyonlar düzenleme isteği olduğunu biliyoruz. Burada buralarda Mısır Silahlı Kuvvetleri'yle karşı karşıya gelindiğini de biliyoruz. Savaşın bölgeselleşme ihtimali özellikle bu hatlar üzerinden çok güçlü bir biçimde şu anda diri bir biçimde duruyor. Böyle gözüküyor.
Peki bölge ülkelerinin ilişkileri 7 Ekim saldırılarından bu yana nasıl evrildi? Bir de onu sormak isterim. Örneğin Suudi Arabistan, Tel Aviv ile arasına mesafe koyarken İran'la ilişkilerini canlandırıyor bugünlerde. Bölge ülkeleri arasında çatışmalara bağlı dinamikler, diplomasiler nasıl şekilleniyor? Suudi Arabistan örneği çok doğru bir örnek mi çok emin değilim aslında. Çünkü Suudi Arabistan tabii bir yandan İran'la da ilişkilerini toparlamaya çalışıyor bahsettiğiniz gibi. Hatta bundan yaklaşık herhalde bir sene kadar önceydi. Çin aracılığında bir iki ülkenin yakınlaşma süreci de tesis edilmişti. Fakat bir yandan da Suudi Arabistan özellikle İsrail'le normalleşme sürecinde aslında olan bir ülkeydi. Yani İbrahim Anlaşması 2020'de imzalanan İbrahim Anlaşmalarına taraf olması beklenen bir ülkeydi. 2023-7 Ekim'inde Aksa Tufanı ve akabindeki İsrail'in işgali ve soykırımı başlayınca Suudi Arabistan haliyle geri çekilmiş durumunda kaldı. Fakat hala hazırda bildiğimiz kadarıyla özellikle Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın ifadeleriyle bildiğimiz kadarıyla aslında Suudi Arabistan belki de İsrail'in bu savaşı durdurmasını, buradaki Gazze'deki özellikle soykırıma bir son vermesini ve bu topraklardan çekilmesini bekliyor. Ve tabii ki bir de Amerikalılardan bir savunma güvencesi istiyorlar. Şayet bunlar gerçekleşirse İsrail-Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleştiğine yine biz şahit olabiliriz. Fakat şu aşamada tabii İsrail'in gidişatı baz alındığında bu pek gerçekçi görünmüyor. Suudi Arabistan'ın da bunu hala hazırda yapabilecek bir durum yok. Kaldı ki dediğim gibi Prens Selman'ın açıklamalarında da bunu yine gördük. Bir Arap medyaya yansımıştı. Kendisi bir suikastten korktuğunu ifade etmişti. Bu potansiyel suikast ihtimali elbette Suudi Arabistan'ın İsrail'le olan bu örtük ilişkilerine biraz da yaslanıyor. Bu örtük ilişkiler üzerinden Prens Selman'a yönelik bir takım hamleler yapılabileceğine yönelik beklentiler olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Ama dediğimiz gibi ilerleyen yıllarda ya da aylarda tabii bölgenin daha jeopolitiğinin belki daha da değişebileceğini, değişkenlik gösterebileceğini söyleyebiliriz. Fakat İsrail merkezli konuşursak 2020 yılında imzalanmış İbrahim Anlaşmaları'yla elde edilen o diplomatik tanınma statüsü elbette ki korunmakla beraber meşruiyet zemininin altından kaydığını gözlemleyebiliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri ya da Bahreyn gibi küçük körfez monarşileri dahi İsrail'le şu anda ilişkilerine görece mesafe koymak durumunda kaldılar. İlerleyen tabii aylarda ve yıllarda dediğimiz gibi savaşın gidişatına göre ya da İsrail'in işte özellikle Yahya Sinvar'ın öldürülmesinden sonra bir belki nihayete erebileceğine yönelik bir beklenti de vardı bu savaşın. Zaten Hamas'ın elinde İsrail rehinelerinin olduğunu da biliyoruz. Olası bir ateşkes durumunda ve rehinelerin takası durumunda ve savaşın tabii bir nihayete ermesi durumunda bölgedeki sürecin biraz daha normalleşebileceği kanaat. İsrail'e yapılan silah satışlarına karşı da tartışmalar söz konusu. Almanya'da yapılan son bir anket halkın buna karşı olduğunu ortaya koydu. Fakat hükümet tarafında artan da silah satışları söz konusu. Yine Avrupa ülkelerinde bu bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. O taraftaki konuşmaları nasıl ele alırsınız? Yani her ne kadar bunlar tartışılıyor, görüntüsüne sahip olsalar da nihayet İsrail'le süren bir kesintisiz bir silah akışı söz konusu, bir finansal destek söz konusu. Sadece Avrupa ülkelerinden de değil, öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nden ve elbette Avrupa'da da Almanya bu noktada önemli bir müttefik görünümü kazanmış durumda. Yani ben bu tartışmaları biraz daha kamuoyunu belki teskin edebilecek bir takım hamleler olarak okuyabilirim. Çünkü nihayet yapılan anlaşmalar ya da silah satışları, silah akışları belli. Para akışı belli. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri bu süreçte çok ciddi yardımlar bulundular. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi kitlesel gösteriler olsa da, üniversitelerde çok ciddi protestolar olsa da, Amerika Birleşik Devletleri hükümet nezdinde, federal hükümet nezdinde İsrail'in arkasında çok net bir biçimde durdu. Almanya'da da benzer bir durum gözlemliyoruz. Fransa'da belki Macron iktidarı biraz daha mesafe koyar gibi hamleler yapabiliyor. Fakat sonrasında yine İsrail'lerin özellikle tepkileriyle tekrardan belli bir hizaya sokuluyor. Bu çerçevede bakıldığında bu tip tartışmaya açma süreçlerini ben çok samimi bulmadığımı belirtmek isterim. Daha ziyade kamuoyunda belki ilgili hükümetlerin siyasi pozisyonlarını güçsüzleştirici bir hamle olarak görebilir. Fakat stratejik olarak nihayetinde hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de Almanya'nın özellikle bu iki ülkenin stratejik olarak güçlü bir destek verdiklerini çok net görüntülebiliyoruz. Bu bahsini geçirdiğimiz ülkelerden gelen ateşkes çağrıları da söz konusuydu geçtiğimiz günlerde. Şu anki gidişata bakılarak oraya ne yakınlıkta olduğunu söyleyebiliriz.
Yahya Sinvar'ın öldürülmesinden sonra aslında çok net çağrılar yapıldı. Evet. Hatta onun akabinde Netanyahu'nun evine de bir saldırı düzenlendi. Gerçi Netanyahu evinde yoktu. Hizbullah bu saldırıyı üstlendi, sahiplendi. Fakat ben nihayetinde Batı kamuoyları açısından bu savaşın artık bir meşruiyet zeminine sahip olmadığı kanaatindeyim. Yani Batılı kamuoyları ve özellikle Batılı hükümetler İsrail'in bu savaşa artık bir son vermesi gerektiğini ve Batılı hükümetleri de daha fazla zor durumda bırakmaması gerektiği kanaatindeler. Bu çerçevede de Yahya Sinan'ın ölümün hemen akabindedir içinde bu savaşın artık bir son bulması gerektiği, Netanyahu'nun ya da İsrail'in ulaşması gereken hedeflere ulaştığı yönünde bir takım açıklamalar yapıldı. Fakat Netanyahu yine bildiğimiz üslubuyla bu savaşın tam anlamıyla amaçlarına ulaşmadığı, daha mücadelenin devam edeceği gibi bir takım açıklamalarda bulunarak aslında hem Gazze'deki hem de Lübnan'daki süreçlerin devam edeceğine yönelik bir takım çağrışımlarda, bir takım işaretlerde bulunmuş oldu. Burada tabii Netanyahu'nun sadece şahsi bir tercih olabilir mi? Bu da elbette tartışmalı. Özellikle az önce de değindiğim gibi İsrail'deki hükümet kompozisyonu oldukça aşırı sağ, dindar sağ yer veren bir içeriğe sahip. Ve bu kompozisyondaki ortaklarını şayet küstürürse koalisyon hükümetinin dağılması durumunda Netanyahu'yu da çok ciddi bir takım yargısal süreçler bekliyor. Netanyahu tabii çok hassas bir biçimde, çok ince bir ip üzerinde yürümeye çalışan bir cambaz gibi. Bir taraftan kendi koalisyon ortaklarını tatmin etmeye çalışırken bir taraftan da dış desteğini korumaya, popülaritesini korumaya çalışıyor. Onun için savaşın gidişatını tabii muhtemelen bu iki iç dış arasındaki denge belirleyecek. Eğer ki koalisyon ortakları ağır basarsa elbette ki bu savaşın daha da genişleme ihtimalinden söz edebiliriz. Ama özellikle ben hep bu konu açıldığında açıkçası Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sürecinin bir nihayete ermesi ve oradaki görece güç boşluğunun ortadan kalkması durumunu işaret ediyorum. Kasım'daki Amerikan seçimlerinden sonra muhtemelen bir netleşme olacaktır. Ve Ocak'ta, yanlış hatırlamıyorsam Ocak'ta Beyaz Saray'da yeni başkanla beraber muhtemelen İsrail, en kötü ihtimalle tabii ki, muhtemelen İsrail bu savaşa bir son vermek durumunda kalacaktır. Cem Bey, çok teşekkür ediyoruz katılımınız, değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Doktor Ceyhun Çiçekçi yayınımıza eşlik etti. Burada noktalayacağız. Bugün EkoTürk'ün 6. yılı. Bunu da buradan duyurmuş olalım tekrar. Gün içinde yayınlarda çalışma arkadaşlarımız da dile getirdi. EkoTürk'ün birlikte nice yıllarını görmek dileğiyle teşekkürler.